Kaçırı biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte uzun bir zamanın ardından, uzun zaman diyorum ama son iki videomuz PES Mobile oldu. E-Futbol 23 oldu. Bugün seninle birlikte arkadaşlar takımımdaki tüm efsaneleri sileceğim. Sebeplerine gelecek olursak maalesef oyunda çok büyük problemler var. Problemleri şu şekilde sizlere aktarmak istiyorum açıkçası. Arkadaşlar sözleşmeyi yenileyemiyorsunuz. Ben size şurada mağaza kısmından çok kısa bir şekilde göstereyim. Mesela E-Futbol puanlarım var. Ben bu E-Futbol puanlarını oyuncular için diyelim ki ben kullanacağım. Şimdi Skos var, Elbera, Inamoto var. Aslında bu üçünü ben alabiliyorum ki almamı da geçin arkadaşlar. Şöyle bir problem var. Sözleşme yenilemek için ögeler kısmına geldiğiniz zaman 25.000 iyi futbol puanına bir tane sözleşme alabiliyorsunuz. Bu çok saçma ve saçma bulduğum için herhangi bir şekilde bunları almak istemiyorum. Ben dedim ki madem ben bunları alamıyorum hemen ben takımım kısmına gideyim. Oyuncularla ilgili hiçbir şey de yok arkadaşlar. Ben ufak ufak bunları satayım dedim. Bilmiyorum arkadaşlar iyi mi yaptım kötü mü yaptım ama sizlerle birlikte 190.000 GP bakalım. Total olarak kaç bin GP kasacağız hepsini satacağım arkadaşlar. Gerçekten oyun zaten bizi bıktırdı gibi bir şey. 190.000 artı 93.000 yani buradan 283.000 GP şu an için kasmış bulunmaktayız. 283.000 83.000 daha 346.000 mi acaba? Hayır 83.000 neyse abi çok da boş ver 376.000 ediyor. Yani yaklaşık olarak 1 milyon GP kasacağımızı söyleyeyim. Abi bakar mısın? Hepsi bizim efsanelerimiz ve gerçekten büyük emekler harcadığımız oyunculardı. Ama maalesef yani Konami buna hiçbir şey yapmadı abi. Bize herhangi bir güzellik sunmadı. Sunmadığı için arkadaşlar hepsini satacağım. Zaten oyundan keyif almıyorum. Yani keşke keyif alabilsem. Yeni gelen paketler zaten ayrı bir dert. Onları da doğru düz kullanamıyorsunuz. Standart kartların daha çok önem arz etti. Yani oyunun çok paralı olduğu bir dönem. Böyle bir de arkadaşlar oyun oynarken keyif alsanız okey oyundan keyif de alamıyorsunuz. Ha, oyundan keyif alamadığınız noktada arkadaşlar gerçekten bir oyunu oynamanın çok da büyük mantığı yok. Belki ilerleyen zamanlarda farklı bir şeyler yapabilirim. Kendi kadromu düzene koymak için bu arada. Baya baya GP'de kastık. Yani sizler de görmüşsünüz Maradona'mış, oymuş, buymuş. Şunun kilidini de açtık abi hepsini satıyoruz. Sözleşme de yenilemeyeceğiz. Rivaldo'lar yani ne emeklerle açmıştık ne GP'ler harcamıştık. Ne Michael'a paraları harcamıştık ama maalesef oyun bir oyun kendini nasıl bitirir? PUBG Mobile gibi o oyunda oyuna getirdiği modlarla birlikte kendine bitirmişti. Birebir benzerine de burada sizler şahit oluyorsunuz ki Konami yaptı. Bir iyi futbol yani iyi futbol diyorum bir FIFA kendini düzgün şekilde korumayı başardı ama onlarda da aşırı derecede hile var. Yani bu hileleri bence Torres El Nino'ya bakar mısın? Bir çözüm bulmaları lazım. El Nino ne maçlar yapmıştık ya TikTok'ta. Vallahi billahi. Ne maçlar yapmıştık. Alın. Sattık abi sattık. Yani yaklaşık olarak baya baya coins kazandık ve buradan da sizlerin de gördüğünüz üzere 99 oyuncuya kadar takımımızı indirdik. Üzücü çok üzücü arkadaşlar. Gerçekten bu kadar değer verdiğiniz bir oyunun harcarken emek verdiğiniz bir oyuncu grubunun bu şekilde satılıyor olması gerçekten beni aşırı derecede üzüyor. Ama dediğim gibi yapacak hiçbir şey yok. Benim elimde olan bir şey de değil bu arkadaşlar. Tamamen Konami yani bunu bu şekilde yaptı. Biz de açıkçası içerik üretmekte inanılmaz derecede zorlanıyoruz. Ben hemen özel oyuncu listesinden bir tane paket açacağım. Zaten hali hazırda çok kullanmıyorum. Burada bir tane ücretsizimiz varmış. Bu ücretsizi açalım. Bu Real Sociedad'ın olması lazım arkadaşlar. Bakalım kim gelecek çok merak ediyorum. Işıklarımız yandı. Real Sociedad'dan kim geliyor hadi bakalım. Yani bu squad ise 3-4 yıldız geldi. Galiba 5 yıldızda zaten bunların yok. Belki Silva vardır emin değilim. 14 numara formasıyla Kubo muydu ya neydi bunun ismi? Kubo geldi evet. Bu arada bu Espanyol herhalde yani Sociedad dedik ama Espanyol gibi. Sağ kanttan bir tane oyuncumuzu aldık. Şimdi arkadaşlar burada adaylı sözleşmelerimiz var. 5 yıldızı olanlar da var. Ama herhangi birini herhalde almayacağım. Aynen almayacağım ya. Burası biraz değişik gibi gözüküyor çünkü. Çok da öyle kaydeder oyuncular yok. Adaylı sözleşmelere baktığımız zaman. Evet. Yok 5 yıldızı var. Onana var. Rudiger var. Ama ben hiçbirini almayı düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden hemen geri. Geri abi sola dur kaydıracağım. Burada benim bir tane bedava. Bedava diyeyim de. Hani bedava demeyeyim de. Kingsley Coman hızlı oyuncularım var. Mbappe, Bastoni, Ansu Fati. Buradan şansımı deneyeceğim. Bakalım nereye gidiyoruz abi. Haftanın en iyileri herhalde. Potovlar. Bakalım potovlardan bize ne çıkıyor. Çok merak ediyorum. Bir Mbappe çıkar mıyız abi? Veya işte Napoli'nin de herhalde 93 TL'si. Veya İspanya'yla Liga'da olabilir. İngiltere Ligi geldi. 5 yıldız geldi.
İngiltere'de 5 yıldızı bu hafta kim vardı ki? Yani muhtemelen işime yaramayacak bir oyuncu vardır. Kim geldi? 11 numara formasıyla. Niye ben tanıyamadım? Harrison. Leeds United'tan Jack Harrison. Dün de inanılmaz bir futbol oynadı Harrison. Ve bize Sela'dan onu verdi. İlginç. Keşke daha iyisini verseydi ya. Daha fazla farklısını isterdim. Ansu Fati isterdim açıkçası. Bize verdiği konumda, yani verdiği oyuncu. Bu görev moduna bakalım abi. Burada da hedefler var. Ama hiçbirini kullanmıyoruz tabii ki de. Şurada kariyer hedefleri var. Çok neye yarıyor onu da bilmiyorum ama. 10.000 GP. Şimdi arkadaşlar güncellemeyle beraber gelen bir nokta vardı. Herkes bunu biliyor. Şimdi sözleşme kısmına gittiğiniz zaman ben size hemen bunu göstereyim. Çok pardon. Yanlış yere girdim. Galatasaraylı oyuncuları bulamıyorsunuz. Oyuncuları hiçbirini bulamıyorsunuz. Bunun temel sebebi lisans. O yakın zamanda düzelecektir. Standart oyunculara geldiğiniz zaman arkadaşlar şöyle hepsini size göstereyim. Filtre diyorsunuz. İşte kulüp takımları seçiyorsunuz. Avrupa diyorsunuz. Türkiye Ligi hemen aşağıda. Herhangi bir Galatya değil mesela, çıkmıyor. Çünkü bunları çıkmayacağını söylemişlerdi arkadaşlar. Bunu da sizlere bu şekilde ifade etmiş olalım sizlerin bilginize. Darwin Núñez 43.000. En pahalı oyuncu kim? Filtre diyelim abi. Fiyat diyelim. 101.000 diyelim. Var mı? Oo, bayağı var. Peki 600 lira var mı? Onu merak ettik. 600 lira var mı? 600.000 lira. Evet, Mbappe 1 milyon. Salah 1.100.000. De Bruyne 740.000. Lewandowski 1.100.000. Erling Haaland 640.000 değerinde şu anki kadrolara bakıldığı zaman. Yani ben bu 3 oyuncu almak istesem arkadaşlar. Mbappe, Salah'ı 2.200.000. Bir de Leva'yı alayım hadi 3.200.000. Yani 4 milyonun hepsini zaten bu hali hazırdaki oyunculara veriyorum arkadaşlar. Bu da gerçekten kadroyu inanılmaz derecede iyileştirebilir. Şimdi forvet hattıma bakacağım oyun planı kısmından. Eksik bölgelere ben standart oyuncuları alayım. SLA'ya ihtiyacım var. SLA'da oyuncum var mı? Yok. SLA'da oyuncum var mı? Evet. Jack Harrison. Aslında kullanabilir ya. SLA'da 87'ye kadar da çıktı bu çocuk. Ve 90 A ile oynaması hoş. SF değil. Ne yapabilirim? Dost pozisyonu ve göbek oyuncusu. Aslında ofansif orta sahada olabilir. Dost ve göbek alınabilir arkadaşlar. Dost ve göbek. Hemen geri gideyim o zaman. Ben pozisyonunda güzel 2-3 tane oyuncu alayım. Sözleşmeye gittik. Dost ve göbek oyuncularına bakacağım. Standart. Filtreli diyorum. Şurayı sıfırladık. Pozisyon. Dost. Oyuncu değeri 5 yıldız olsun. 4 yıldız da olabilir. Tamam, seçelim. Alanda en iyisi Casemiro herhalde. Muhtemelen Casemiro'dur. Evet. Şöyle Casemiro'ya anlaştık. 300.000 GP tamamladık abi. Hemen böyle transferimizi yaptık. Atla diyoruz abi Casemiro'ya. Güzel. Tamam edelim. Filtreyi sıfırladık abi. Şimdi pozisyon olarak göbek. OS. Fiyatı geç. Oyuncu değeri 5 yıldız. Hemen bakıyoruz. Frank Kessie var. Jordan Henderson var. Böyle hoşuma gidecek bir oyuncu almak istiyorum açısı. Kevin De Bruyne 140.000. Bernardo Silva. Aslında Bernardo Silva alasım var. Bir tane Bernardo Silva'yı alacağım abi. Bernardo Silva 300.000 GP sana vereyim. De Bruyne için şu an emin değilim abi. Çok pahalı. Tabii oyuncu sattıkça belki kazanırız ama Bernardo Silva artı Frankie de Jong göbekli varsa aslında çok da öyle aham şu an beğendiğim bir oyuncu değil Frankie de Jong ama çok kötü bir oyuncu da değil. Fabian Ruiz var. Yeterli gibi ya. Modu işte efsane abi ya. Yok yok, alacağım oyuncu belli. Ben hemen şuradan Frankie de Jong'u da bir 200K'da buna saydık. Yani sattığımız oyuncuların fiyatına neredeyse oyuncuları almış olduk. Kadro kalitemizi belli bir seviyeye getirdik. Şöyle hemen geri gidiyoruz abi. Geri. Hemen çok hızlı şekilde oyun planı kısmına gidip şu oyuncuları ayarlama vakti geldi. Oyun planına gidiyorum abi. Hemen yeni aldığımız oyuncular. İmzalama tarihi vardır muhtemelen. Evet, şurayı bir değiştirelim. Ne yapıyorduk? Oyun plan listesi miydi? Yok. Taktik siliş ya. Abi niye değişemiyorum ki ben şu an? Dizilişi değiştir. Abi göremiyorum ki. Şöyle kanat oyunu lazım bize. Var mı bunda? Var. OS'ye bir tane oyuncu alacaktı. Kimi? Bernardo Silva'yı. Hemen şöyle. Şuraya göbek Dost'a seni oynatacağım. Pulgar'ı değil tabii ki de. Mesut Özil de orada abi emanet duruyor. İki tane Dost yaptık. Buraya göbek yapabilir miyiz? Oyuncu rollerinden evet. Seni göbek yapalım. Çok bir şey değişti mi açıkçası? Değişmedi. Forvet attım ben. Zaman Jack Harrison.
OS'e stoperlere ihtiyacım var mı? Ona da ihtiyacım var. İyi bir tane de stoper aldım mı? Herhalde bu kadro benim için tamamdır gibi bir şey. Arkadaşlar kadroyu en son seviye bu şekilde yaptık. Tabi buna takviyeler gelir. Yedekler de gelir. Haaland gibi farklı farklı. Ama biz kadroyu burada yapmayı uygun gördük gibi bir şey oldu. Değişik bir video oldu. Oyuncularımızı sattık. Tüm efsaneleri sattık. Üzüldük ama yapacak çok fazla da bir şey yok. Videonun da sonuna geldik. Bir dahaki bir iyi futbol veya işte Dream League Soccer videosuna kadar kendinize çok çok iyi bakın.